Valla duygulara bak o kadar çok ki hiç bilmirəm yani hansını dile getirim. Bugün benim hayatımda hakikaten de çok önemli bir gün oldu. Çok büyük sevgiyle, çok büyük hevesle yazdığım bir eserin bugün premierini ben yaşadım. Her bir besteci için hayatının yani en önemli günü bugünü. Yani sen notlara döktüğün o müziği eşidirsen, duyursan o ifaçların dilinden. Ben çok minnettarım. Bizim sanat yönetmenimiz Sayın Aslan Özdemir, şefimiz Rengim Gökmen ve koro şefi Volkan Akkoç ve bütün tüm solistlerime, Cereri Orkestrası'nın, koromuzun tüm üyelerine, hepsine ayrı ayrılıkta çok minnettarım ki yani bu esere onlar can koydular. Bu eser için çok çalıştılar ve onların, yani ben bunu tek yapamazdım. Onların emeğinin sayesinde, onların emeğinin neticesinde biz bugün bu çok uğurlu bir premieri gerçekleştirdik. Teşekkür ederim her birinize. Teşekkür ederim herkese, bütün Türk arkadaşlarımıza, bütün sahnede olan herkese. Kaç aylardır biz bunun zahmetini çekiyoruz. Bir hafta da artık Türkiye'deyiz ve herkese teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İnşallah beğenmişsiniz. Kim bu dağı tutuşan otları kılmaz çaresu? Bu akşam çok değişik bir eser. Özellikle Türk müziği enstrümanlarıyla bir senfonik orkestranın ve senfonik koronun bileşiminden çıkan tınıları işitti izleyiciler. Bunun her zaman rastlanmayacak, zaman zaman besteciler tarafından yapılan bir deneyim olduğunu biliyorum ama koro, insan sesi, solistler, özellikle bir doğu tarzı söylemle, şarkı söylemeyle, operatik şarkı söylemenin sahnede buluştuğu farklı tınıların dinleyiciye ulaştığı bir gece yaşadık. Bu heyecan vericiydi. Bir dünya premieri yapmak her zaman benim için mutluluk verici olmuştur. Bunun da tarihi bir gün olduğunu düşünüyorum. Umarım tekrar yapılır ve daha geniş kitlelere ulaştırabiliriz bunu. Güzel bir eser olmuş. Gerçekten bestecimizi kutluyorum. Ben de Azerbaycanlı bir vatandaş olarak, bir devlet sanatçısı olarak, müzisyen olarak çok gururlandım. Ayrıca da besteci hanım, Pike Hanım bizim aile dostumuzdur. Ekstradan bir gurur hissi yaşıyorum. Tüm ailecek biz geldik, annem ve babamla geldik ve çok beğendik konseri. Böyle bir konsere vesile olduğu için de hem Cemal Reşit'e konser salonuna hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekten böyle bir atılım yaptık.
yaptıkları için çok tebrik ediyorum. Umarım böyle özgün ve yeni yazılmış eserlere her zaman programlarında yer ayırırlar. İlk önce tebrik ediyorum bütün sanat severleri, bütün Füzuli severleri, bütün müzik severleri, Türk halkını tebrik ediyorum bu eserden dolayı. Biz Türkiye'de olduğumuz için çok mutluyuz ve burada bu güzel konser için herkese teşekkür ediyoruz. Tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi bu konser bildiğiniz üzere. Tüm orkestra arkadaşları, koro ekibi, herkese ve tabii ki bestenin sahibi Piçe Ahundova'ya teşekkür ediyoruz. Hayatımda ender karşılaştığım anlardan biridir ki yani Azerbaycan için bu kadar onur duydum ve Türkiye ile Azerbaycan'ın birlikte ne gibi müthiş şeyler yapabileceğini görmüş oldum. Şimdi Füzuli hem Azerbaycan'ın hem Türkiye'nin çok büyük şairidir. Bu bediyatı, şiiriyatı, bu gazeli çağdaş üslupla müziğe döküp onu sentezleyip bu muhteşem salonda bizlere takdim eden herkese teşekkür ederim. Gerçekten ben bu kadarını da beklemiyordum. Hani gazel biraz insanlara ağır gelebilir. Arkada 14-15 yaşlarında bir kız çocuğu ilk defadır ki sıkılmadım dedi. Keyif aldım dedi. Bence bugünün özeti odur. Yani genç nesle özellikle yani 14-15 yaşındaki çocuklara, genç arkadaşlara Füzuli şiiriyatını ve bu güzel müziği bir arada sunmak çok önemli. Eminim ki herkes büyük keyif almıştır. Harika, çok güzeldi. Çok bayıldık yani. Müthiş bir oratoryo. Beğendim, teşekkür ederiz. Efendim çok güzeldi. Yani gerçekten duygulandırdı bizi. Çok sevindik. Bugün bu oratoryoyu keyifle seyrettim. Özellikle Batı müziği ve Türk müziğinin birlikte olması ve Azeri tınısı özellikle çok etkiledi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, teşekkür ederiz. İnşallah devamını da bekliyoruz. Su Kasidesi'nin oratoryosunu coşkuyla, heyecanla dinledik. Müziğimizde bu tarz yeni işlerin, yeni güzel çalışmaların, denemelerin devamını doğuracak bir bereketliliğe sahip olduğunu hissediyorum. Azeri tınısını bestekarından dolayı aldık, duyduk ki Azeriler oratoryoda, operada çok güzel işler ortaya koydular. Tabii devamı gelecek güzel işlerle CRR'den çok güzel işler dinlemeye artık biraz daha hazır hissediyorum kendimi diyebilirim. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Kasidesi Oratoryosu'nun dünya premierini yaptık bu akşam. Füzuli'nin o inanılmaz güzellikteki sözlerin içindeki derin duyguları notalarla birleştirdiğimizde muazzam bir şölen çıktı ortaya. Kalbimde çok büyük bir coşku hissediyorum ben bu akşam için. Thank you.
büyük sorumluluk. Yani Fuzuli gibi divan edebiyatının en büyük örneği, en büyük şiiri. Bunu almak çok büyük sorumluluktu bizler için. Ama benle beraber tüm müzisyen arkadaşlarım çok çalıştık, çok emek verdik. Her bir kelimenin anlamını, manasını, önemini bilerek bu işe koyulduk. O yüzden çok mutluyum. Tabii ben ekstra mutluyum çünkü benim ismim Öztürkçe Bengüsu, Farsçası Ab-ı Hayat ve ben hep Ab-ı Hayat bölümlerini söyledim, hep Su dedim. Bu benim için çok değişik bir tesadüf oldu. Çok keyifliydi her şey. Fuzuli ne demiş? Susuzan bu sahrada, bu akşam hep beraber aşka susadık. Ağrısın yağdığı an emlak olsa müşkanım.